Merhaba arkadaşlar bugünkü kolay ezberimizde Ziya Paşa var. Ziya Paşa'nın anahtar sözcüğü arkadaşlar vali Ziya Paşa. Paşalar arkadaşlar Osmanlı döneminde genellikle vali olurmuş. Aklımıza paşanın vali olmasından gelecek en önemli anahtar sözcüğümüz bu arkadaşlar. E, geri kalan kurgunun tamamını etkileyecek ve aklımızda kalmasını sağlayacak anahtar kelimemiz vali Ziya Paşa. Paşalar vali olur. Evet. Bizim vali Ziya Paşa arkadaşlar çok çalışkan, heyecanlı bir vali. Onun bir rüyası var. Benim rüyam harabata dönmüş bu şehri şiir gibi inşa etmek diyor arkadaşlar. Rüyası harabata dönmüş bu şehri şiir gibi inşa etmek. Eserler arkadaşlar kırmızıyla zaten işaretli. Rüyası varmış. Harabata dönmüş bu şehri şiir gibi inşa etmekmiş arkadaşlar. Ve burada görüyorsunuz harabatlar var tarihi yapılar var. Endülüs tarihinden kalma yapılar var. Burada inşa eden bir e, inşaat işçisi var. Yine Engiz, Engizisyon tarihinden kalma bir eser var. Burada da çalışan işçiler var. Ne yapıyorlar? Vali Ziya Paşa'nın emriyle buraları güzelleştiriyorlar. Revizyon, revize ediyorlar arkadaşlar. Ve en sonunda ne oluyor? Evet bir bakanlık yetkisi, yetkilisi gelerek e, Ziya Paşa'ya en sonunda ödül veriyor. Yaptığın terkip. Terkip arkadaşlar düzen demek. tabii ki bir eserimizin adı bu yine terkibi bendin adı. Ee, halktan gelen veraset mektupları halk buna çok büyük bir teveccüh göstermiş ve buna çok güzel beğeni mektupları göndermiş, mektuplar göndermiş. Bu nedeniyle ödüle hak kazanmış. Tabii ki Ziya Paşa ne diyor? Zafer benimdir diyor. Zafer benimdir. Burada arkadaşlar gördüğünüz Zafer de yine bir eserin adı. Hemen görelim eserleri neymiş arkadaşlar? Eserlerine geçelim. Evet, ee, neyi vardı arkadaşlar? Bir rüyası vardı. Birinci eserimiz neymiş? Rüyaymış arkadaşlar. Rüyası neydi? Bu şehri güzelleştirmek, şehri harabattan kurtarmak. O zaman ikincisi hemen gelsin. İkinci eserimiz harabat, harap bir halde olan şehri güzelleştirmek, bir düzene koymak. Ne yapacaktı bununla ilgili de? İnşa şiir ve inşa yapacaktı, şiir gibi inşa edecekti yani. Bu da üçüncü eserimiz. Sıradaki eserimiz tarihi eserleri arkadaşlar revize ediyordu. Ee, Endülüs tarihine ait eserleri ve Engizisyon tarihine ait eserleri revize ediliyor ediyordu arkadaşlar. Bunu yaparken de çok güzel bir terkip kullanıyordu değil mi? Terkibi bent buradan aklımızda kalacak arkadaşlar. çok güzel bir terkip, bir uyum gözetiyordu arasında. Bu terkipten dolayı da arkadaşlar bir sürü ne geliyordu kendisine? mektup geliyordu. Beğeni mektupları geliyordu. Buradan da veraset mektupları aklımızda kalacak. En sonunda ne oluyordu? Bakanlık yetkilisi gelip ona ödül veriyordu. Ve zafer onun oluyordu. Ziya Paşa'nın oluyordu arkadaşlar. Evet. E, Ziya Paşa ile ilgili aklımızda kalabilecek eserler bunlar arkadaşlar. Yeni bir eserde görüşmek üzere. Hoşçakalın.